Hollanda'da son güzel havalar. Yeni müzik grubumun adı. Hey Douglas'ın ritimleriyle. Ya gerçekten evet. Yani ya ben sezoncu değilim bu arada. Hani öyle sezon bitti abi, motoru 6 ay paketliyorum. Türkiye'de de ben sürerdim yani yaz kış. Tabii Türkiye'de gerekiyor bu arada. Yani kışın işe gideceksin. Kar yağmadığı sürece, don olmadığı sürece, köprüde rüzgar seni bir tarafa uçurmadığı sürece Türkiye'de biniyorduk. Tabi burada şimdi Aralık Ocak, mesela geçen motorcuyla bizim konuştum, motosikleti aldığım yerle bak dururken bile selamlaşıyoruz, müthiş. Ya dedim Aralık Ocak nasıl oluyor burada? Ya dedi çok tuzlarlar yolları, tuzlu yollarda binmesen iyi olur. Yani her bindiğinde motoru da yıkaman gerekir. Bütün zinciri, dişliği, diskleri falan mahvedersin. Dedim haklısın. Ya Aralık Ocağın öyle bir durumu var. Çünkü çok don oluyor. Çok don olunca çok tuzluyorlar yolları. Muhtemelen Aralık Ocak döneminde öyle çok fazla binemeyeceğim. Zaten Şubat'ta muhteşem geçmeyecektir. Ha bundan sonra işte motovlog artık tek tük. Elimizdekiler, kalanlarla idare edeceksiniz. Yeni sezonda yine başlarız. Ha bu son video olur mu onu bilmiyorum. Olmayabilir. Hazır son video olacaksa bu aslında çok sorulan. Ha bu arada şunu da ekleyeyim. Hani ben burada kendi yine işte random mavadımdan konu uyduruyorum. Hani sizin de sorunuz varsa sorun yani. Hollanda olur, bizim yayınlarla ilgili olur. NBA olur, dizi film olur. Ne istiyorsanız yani kafanıza göre. Ama şey sormayın tabii yani. Abi 27 yıllık sevgilimden ayrıldım. Viskini alayım falan. Hani böyle şeyler sormayın. Onlar değil. Hani konu o değil. O yüzden hani bana yayında da çok gelen, hatta yayınlarda çok konuştuğumuz yine bir konuya değineceğim bugün birazcık ucundan. Burada amma çok ışık varmış ya. Işık ışık üstüne. Her yerimiz ışık oldu vallahi. Işık atıyorlar abi. Marvel Caddesi. Abi oraya işte gidiyorsunuz, kalıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çok güzel. Hollanda'mız uzaktan çok güzel görünüyor ama hemen alışabiliyor musun? Mesela hani şey falan değil. Abi, ırkçılık var mı? İşte öyle oldu mu? Böyle oldu mu? Soruları da çok geliyor da artık onları çok konuştuk yani. Ama bu alışma mevzusu ilginç. Hemen alışabiliyor musun? Yani bu o kadar kişisel ki, o kadar sizinle ilgili ki, o kadar yalnız mısınız? İki kişi mi geliyorsunuz? Sevgilinle mi geliyorsun? Partnerinle mi gidiyorsun? Eşinle mi geliyorsun? Akrabanla mı geliyorsun? Tek mi? Yani nasıl geliyorsun? Bir kere bence bu çok önemli. Yani ben buraya tek gelmedim. Sevgili eşimle. Yani onun işi sayesinde geldim. Öyle olunca zaten biz normalde de bir aradayken oturup iyi anlaşabilen, hani evde de beraber vakit geçirip, hani öyle mıç mıç devamlı ay bana gül aldın, gül vermedin, bugün beni çok üzdün, patlıcanı yalnız soydun falan gibi bir ilişkiden çok, ya işte şunu da bugün mü yapsak, şurayı mı gezsek, Simba'yı da alıp şuraya mı gitsek? Yani herhalde beraber plan yapabildiğimiz, random çıkıp gezebildiğimiz, her konuyu tartışabildiğimiz. Bu da önemli yani, sevgiliyle bu konular konuşulmaz falan gibi bir şey de yok yani. O yüzden iyi anlaşabildiğiniz, yani sonuçta sevgiliniz ya da hani eşiniz, akrabanız da olmak zorunda değil. Akraba deyince de Targaryen gibi oldu şimdi, yanlış anlamayın yani.
yakininiz anlamında. O yüzden böyle biriyle geliyorsanız herhangi bir yere alışmanız yalnız olarak alışma sürecinizden çok daha kolay tabii ki. Şimdi bu var. Bir kere bu cepte. Çünkü şeyi çok görüyorum. Mesela Twitter'da falan çok paylaşıyorlar. Bu detay hiç verilmiyor. Abi biz bir sene yaşadık, yapamadık ya. Çok sakin bir yer abi. Çok hareketsiz, sıkıldık falan. Sıkıldıktaki dık kim? Ya da sıkıldım. Hadi bazen çift gidiyor, kendi sıkılıyor. Bir de öyle var. Hani çiftlerin diğer teke baskı yapması. Ben sıkıldım, gidelim. Abi şimdi mutual bir hayat sürüyorsan birazcık birbirine hoşgörü gerekiyor yani. Öyle kafana göre hadi ben sıkıldım demek de olmaz. Yani sonuçta bu bir çaba istiyor. Onu da anlatmak istiyorum. Yani ana dertlerimden biri de bu. Bir çaba istiyor. Gidip de ben buraya geleyim, oturayım, eve oturayım. Evde böyle koltukta otururken alışayım. Öyle televizyona bakayım. İşte bilgisayarda oyun oynayayım. O arada alışırım abi. Oo, viraj içinde fren mi yaptım lan yoksa? Neydi viraj içinde fren? Neyse o konuyu dünkü yayında tartıştık. Neyse bu videoyu ne zaman yayınlayacağım da belli. O yüzden yayın dün müydü onu da şimdi bilemeyeceğim. O yüzden bir yayında tartıştık diyeyim. Neyse bu videonun konusu değil. Neyse ya, bu birazcık çabayla olacak bir şey. Çabalamazsanız olmaz. Yani çabalamanız şart. Tek başınıza da olsanız, yani buraya geldiğinizde, bak burası da değil, yani Hollanda'da da şart değil. Herhangi bir yer. Bak Türkiye içi bile olabilir. Ya sonuçta İstanbul'da yaşamak da, Sivas'ta yaşamak da farklı. Trabzon'da yaşamak, Antalya'da yaşamak da, İzmir'de yaşamak da farklı. Yani bütün alışkanlıklarınız değişiyor. Şehir değişiyor. Şehir içinde bildiğiniz yollar, yöntemler, gittiğiniz yerler, alışkanlıklarınız, bunların hepsi değişiyor yani. Bunların hepsini bir anda nereye giderseniz gidin bir uyum içinde geliştirmeniz çok kolay değil. O yüzden abi oraya gittin ne olacak? Burada dil bariyeri olabilir. Hani İngilizce burada çok büyük ferahlık. Hani başka yerler, hani Türkiye'de de bir yere gitseniz dil bariyeri yine olabilir bu arada. Ona bir şey diyemem. Neyse dur o topa girmeyeceğim. Yani o yüzden sıkıntı sizle ilgili. Çünkü çok acayip şeyler okuyorum. Mesela Twitter'da bu çok paylaşılıyor dedim ya. Geçen şöyle bir şey gördüm. Abi Hollanda'ya taşındık. Bir sene yaşadık. Çok zordu. Geri döndük. Abi. Yani mesela mahalle partisi oluyordu. Mahalle partisinin davetini bizim kapıdan içeriye Dutch atıyorlar. Yani Dutch dilinde yazılmış atıyorlar. Kral yani sen bugün Türkiye'de dil konusunda neler patlatıyorsun. Yani yıllardır bir Kürtçe'yle barışamadık mesela. Yani şimdi buraya gelmiş diyorsun ki bana kapıdan Dutch atıyor. Ne yapsın? Türkçe mi atsın? İşte mesela orada Google Translate var değil mi? Artık kamerayı açıyorsun. Tutuyorsun metnin üzerine. Google Translate app'ini indirip. Bu işte sorcerer alet bir anda çeviriyor onu sana. Robot yapıyor sana. Müthiş. Ne der Özgür Demirtaş abimiz? Teknoloji. Umarım yanılırım. Neyse. Yani bir anda onu çevirebiliyorsunuz. Çok zor değil. Yani bu tarz şeylerle kavga ederek adapte olunmaz. Yani şimdi bu adapte kısmı da şu da değil. Yanlış anlaşılmasın. Hemen gidip Dutch olacaksın. Onlar gibi öyle işte her şeyi öyle yapacaksın. Bisikletine mi biniyorlar? Sen de bisiklete bineceksin. Arabadan inmiyorlar. Sen de inmeyeceksin. Ya bu biraz alışkanlık ve zevk meselesi. Mesela Amerika'ya gidince abi çok ucuz araba kiraladım. 25 bin kilometre sürdü mü? Duyarsınız Türkiye'den gidenlerden. Çünkü araba sürmek kolaydır, keyiflidir. Kolaydır derken alışkanlıktan dolayı. Onlar ya bak selamımızı almadı. Vay çakal. Sen nasıl selamımızı almazsın ya? Sen bizim nasıl selamımızı almazsın lan? Lan. Neyse. Yani ne diyordum ya? Bak ne dediğimi unuttum bile. Yola bakacağım derken
Yaşar beni yanma. Araya bir şarkı alayım. Bir dakika, burada yollar bir karıştı. Ben burada düz mü gideceğim? Galiba düz gideceğim, evet. Ah, iyi, tamam, düz gideriz. Ha, yani Amerika'ya gider mesela, orada Türkiye'den alışık olduğu bir şey yapar. Araba sürmek. Uzun uzun biner, böyle en güzel böyle korvetleri, bilmem neleri ucuza kiralar, çok hoşuna gider bu. Hiç şey yapmaz, abi oraya gittik, her yere arabayla gidiyorsun. Şikayet edeni pek görmez. Hoşuna gider yani. Ama buraya gelince mesela, abi her yerde bisiklet, alışamıyor yani, götümüzü kaldıramıyoruz bu yani. Çok kötü abi, ya bisiklet ya, hep yoruluyoruz falan. Kral yani, yapmak zorunda değilsin. Tren var, tramvay var, istediğine bin. Yok ama işine gelmeyince ya da fiziksel olarak sevmediğince ya da zevk almayınca tukaka oluyor. Ya bunu tabii kültürel konulara da yayabilirsiniz. O ayrı bir konu. Daha kültürel konulara yaymak da mümkün. Yani oralara çok girmek istemiyorum. Onun içine çok fazla şey girer yani. Din de girer, başka alışkanlıklar da girer. Onlar artık daha da kişisel. Kişisel konularda ahkam kesmeye gerek yok. Ama bu görülen konularda konuşmak maalesef gerekli. Yani bu adapte olamıyoruz konusu, bak dediğim gibi, şu yüzden de kişisel. Yani evet, sen buraya gelip bir dil öğrenmek zorunda değilsin belki. Ama bir noktada da öğrenmen lazım. Hani şu eleştiriyi genelde futbolcular üzerinden çok yaparız ya. Ya ulan herif 10 yıldır top oynuyor, bir Türkçe öğrenememiş. E sen de 20 yıldır buradasın, bir Dutch öğrenememişsin derler yani. Ha, dememeleri de gerekir. Bu arada bu şart değil. Mesela İngilizce konusu daha farklı tabii. İngilizce artık iletişim kurmaya çalışıyorsun. Burada öyle bir şey, gazı yok. Oğlum bu dili öğreneceksiniz, hepinizi keseriz lan falan. Öyle bir gaz yok burada. Hani evet, bu konuda Almanlara, Fransızlara özgü bir tartışma. Ama orada da ırkçı bir konuya girmek istemem. Yine 30 kilometre zonuna girdik. Ben bu arada, evet, bu anlatmış mıydım bilmiyorum. 59 kilometre hızla ceza yedim. İlk cezamız hayırlı uğurlu oldu. 50 kilometrelik yerde anlık bir hızlanmada 59'u geçtiğim için. Bu arada burada cezalar şöyle yani, atıyorum 3 kilometre geçtin 50 euro. 5 kilometre geçtin 70 euro. 10 kilometre geçtin 150 euro falan gibi böyle artıyor. Biraz böyle ceza sistemi ilginç ve şey, ceza puanı yok. Hani hızdan, daha doğrusu yok. Hızdan ceza puanı yerseniz, pardon, hızdan ceza puanı yemek diye bir şey yok. Ha, bu böyle diye de devamlı gidip hız rekorları kırmanı istemedikleri için zaten cezaları yükseltiyorlar her kademeyi aştığında, hız kademesini. Evet, dönüyorum. Cezamız orada duruyor. O yüzden siz de buraya gelirsiniz. Yani öğrenci olarak da gelebilirsiniz, çalışan, ekspat olarak da gelebilirsiniz. O yüzden bu tarz, yani nasıl gelirseniz gelin, adaptasyon, uyum, dil konusu tamamen sizle ilgili. Yani burada dil sorunu yaşamazsın İngilizce biliyorsan. Artık İngilizce bilmiyorsan da yapabileceğin bir şey yok. Ama geri kalan her şeyde çok soğuk değiller. Ha, bir de o konu var. Abi Dutchlar soğuk mu? Şimdi bu da yine bölgeyle ilgili. Ben buranın Sivas'ında yaşamadım. Ben buranın şimdi gidip de Erzincan'ında yaşamadım. Bilmiyorum. Sivas, Erzincan kötüdür diye söylemiyorum. Hani orayı ben Türkiye'de de bilmiyorum. Hani bir İstanbul'daki yaşayabileceğin ortamla oradaki yaşayabileceğin ortam farklı, halk farklı, bakış farklı. Ya bir yere gidiyorsun, şort giydin diye dayak yiyorsun. Ha, burada şort giydin diye dayak yemezsin muhtemelen ama Dutch bilmediğin için sana kızacak birilerinin olduğu bir bölgede gidebilirsin yani. Bu da bir ihtimal. O yüzden hani Amsterdam, Haarlem, işte Rotterdam, Utrecht, ne bileyim daha yakın işte Leiden, daha falan. Buralarda bu tarz şeylerin yaşandığını pek duymadım, görmedim. Ama tabii bu benle ilgili de olabilir. Hani bunu ben çok iyiyim diye de demiyorum.
benim halim, tavrım, belki yanımda bir işte ay sarışın köpekle geziyor, bu adamdan zarar gelmez algısı. Bunlar hep bahsettiğim konular. Belki o da olabilir. Yani sizin, size karşı bir ırkçılık da yapılabilir bu arada. Yapılıyor. Yani benim, bizim burada Hintli bir dostumuza yaptılar yani. Yapılıyor. Ten renginden dolayı ırkçılık yapılıyor maalesef. Bundan kaçmak çok da kolay değil. Ha, ben ten rengimle ilgili bir şey yaşamam. Türklüğümle ilgili de bir şey yaşamadım. Ama bunu yaşamayacağım anlamına gelmiyor. Ha, bun, mesela şuradan da çok duyuyorum Türkiye'ye gelince. İşte bir abimiz geldi, burada çok para harcadı, ev aldı, yatırım yaptı ama onu hor gördüler. Ne yaptılar abi? Abi polis çevirmiş çok hızlı giderken, kızmış. Bak ciddiyim ha, bu hikaye gerçek. Polis biraz ters yapmış. Türk diye ters yapmış. Oğlum polis Türk diye seni dövüyor lan Türkiye'de. Hani hani bazen diyoruz ya oğlum, biz bunun Türkiye'de 20 katını yaşadık diye. Yani Türkiye'de bu, bunun daha tatsızları yaşanıyor yani. O yüzden böyle alınanlar da olabiliyor. Ya her şeyden alınmayın bir kere. Her şeyden üzülmeyin. Yani bir insan birey olarak da kötü olabilir. Yani bugün bak al işte, deminki motorcu selam vermedi. Ondan önce 100 tanesi selam vermişti. Ne yapacağım şimdi? Ulan Hollanda'da motor sürülmüyor ya. Allah kahretsin, artık selam bile vermiyorlar. Ben başlarım böyle yavşak ülkeye mi diyeceğim yani. Birazcık böyle işte, o bana Dutch daveti atmadılar. Halbuki bak evet, burada öyle bir kültür var. Mahallede mahallecilik var burada gerçekten. Hani mahallede etkinlik kültürü var. Ki bu Türkiye'de de olan bir şeydir. Özellikle yazlık bölgelerde çok olur mesela. Hani daha yazlıkçı ortamıdır tabii bu biraz. Hani Türkiye'de gelip Kozyatağında random bir sokakta mahallecilik yapamazsın ama, ya da Kadıköy'de, ama daha yazlık bölge, küçük yerlerde falan yaparsın. Burada da var aynı aslında. İşte yok bahar geliyor mangalı, işte bahar gidiyor patates kızartması. Gönüllü çalışabileceğiniz mesela şeyler var. Böyle etkinlikler var. Mesela o gün işte ihtiyacı olanlara mahallede bir etkinlik yapılıyor. O etkinlikte sen gidip mesela onlara kendi ekipmanınla, şununla bununla işte kahve yapıyorsun, yemek yapıyorsun, dağıtıyorsun. Mesela işte hani uyum sağlamak işte evde oturarak olmuyor demiştim ya en başta. Mesela bunlara katılmak lazım. Ha ben de çok sosyal değilim bu arada. Ama benim şöyle bir avantajım var. Ben zaten her gün yüzlerce insanla yayınlarda ya da videolarda bir şekilde muhatap oluyorum. İyi kötü bir arkadaş grubum var. Biraz da artık hani genişlemeyi de çok istemeyen biriyim. Hani ya şu da olsun, bu da olsun, daha fazla kişiyle tanışayım falan gibi beklentim de yok hayattan. Böyle olunca benim duruşum farklı, sizin daha farklıdır. Belki çok aktif olmak istiyorsunuz, çok sosyal olmak istiyorsunuz. Devamlı bir şeyler yapmak istiyorsunuz, partilere gitmek istiyorsunuz. Olabilir yani. Olabilir. Bunları yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunları yapmak istiyorsanız da aktif olmanız lazım. Ya beni kimse sallamıyor, evde oturuyorum, Dutch'lar çok soğuk abi. Yani işte kimle takıldığınıza, kimle tanıştığınıza, nasıl muhabbet ettiğinize bağlı. Ben bugün random bir dükkanda birisiyle ya da dışarıda birisiyle de çok sıcak bir muhabbete girebiliyorum bir şekilde. Ya şeyden demiyorum, ben girebiliyorum de değil. Hani böyle soğuk davranmıyorlar anlamında diyorum. Biz nereye geldik bu arada ya? Ben yine dağıldım konuşmaya. Rota bitti ha. Kısa bir rota çıkarayım dedim. Rota bitti. Ha mesela işte şu oluyor galiba. Birazcık uyum sağlama sürecinde çok ağzımı piş durumu var. Ağzımı piş. Armut piş ağzıma düş. Ağzıma piş ne ya? Vay piş. O buralar, Allah Allah, çok ilginç yerlere geldik yine ha. Yine imana geldim. Acayip acayip yerler. Ha, Blumenthal'e gelmişiz. Oğlum aramızda kalsın vallahi. Bu Hollanda'nın en zengin yerlerinden biriymiş burası. Öyle diyorlar. Vallahi bizi burada İlluminati götümüze saplamasın bıçağı. Sakat ha. Ben sakin gideyim burada. Neyse, konu bu. Yine bununla ilgili sorularınız olursa ben, yani mutlaka sorun bu arada, konuşabiliriz. Hiç sorun değil.
Bu konuyu tartışabiliriz de. Ben buradan sola gideyim ya. Sağdaki yol zaten biraz dar gibi. Oraya hiç girmeyelim biz. Ben buradan bir sola döneyim. Bakalım nereye gideceğiz. Şimdi bir diğer konum da Hollanda'ya. Şimdi gelenler, ya sadece Hollanda değil bu arada, genel olarak Avrupa'ya gelenlerle ilgili bir minnoş tespitim daha var. Hani bunu drama çıksın diye bu arada yapmıyorum ama yani bu birazcık komik geliyor bana. Çünkü ben hali hazırda zaten bu yayıncılık işini benimsedim. Yani kaç yıl oldu işte, 5. yılımıza girdik galiba. Ki videosu, podcast'i derken evet yani 6-7 yıl oldu hatta, yayıncılıktan öncesi de var. Ben bu işi zaten hali hazırda işime çevirdim. Bir şekilde idare ettiriyorum artık. Bir de hayatında değişiklik olunca bunu paraya çevirmeye ya da influencer'da ünlülüğe çevirmeye çalışanlar var. Bu mesela çok komik geliyor bana. Neden? Mesela Hollanda'ya gelenlerde çok görüyorum. Expat çift. Hollanda'da bir çift. Hollanda'da uçan Hollandalılar. Hollanda'da uçan Türkler. Kaçan Türkler. Koşan Türkler. Ne bileyim işte expat Türkler. Acayip Türkler. Jön Türkler. Geldik burada ne yapıyoruz? Hollanda nasıl? Pahalı mı? Kazıklandık. Euro ile olmaz bu iş. Bir de böyle sansasyon başlık. Pazara gittik, pazardan geldik. Markete gittik, marketten geldik. Tonla böyle. Yani işte çocuğumuz oldu. Şimdi Hollanda'nın büyüme macerası. Hadi bakalım. Tabii yapılsın bak. Ben şey mecrası değilim. Yapılmasın demiyorum. Ama şimdi bu konuyu nereden bağlayacağım? Bu hesapları görüp baktığımda zaten bu hesaplar Hollanda'yla bir yaşamdan çok Hollanda'daki Türklerin bir şekilde buraya çemkirmesi, birlikte yaşamaya, abi bizim bizden başka dostumuz yok ha, bak vallahi yaşatmıyorlar bizi demesi. Bunların daha böyle ekipler kurup takılması, onların etkinlikleri falan şeklinde oluyor. Hani ben bir günde şey görmedim. Ya biz işte Türk grubu gittik. Bugün de işte buradaki genç Hollandalılarla halı saha maçı yaptık falan. Hani böyle bir şey bak en basitinden. Yok. Ha ben görmemiş olabilirim. Belki bir iki tane vardır ama ben görmedim yani. Genelde yine bu kapalı komünite çalışmaları. Biz buraya geldik, biraz da havamızı atalım. Yani bu da hoş değil. Bu zaten artık Türkiye'de yaşayanları bayağı geriyor. Ben işte Türkiye'ye bir ne bileyim işte mimar kaybetti ama Hollanda iki mimar kazandı falan. Kazanır. Kazansın. Bunu yapın da abi bak işte bu yine şuna çıkıyor. Bunu izleyen, bakan, gören korkuyor. Ha buraya gideceğiz, bunlar gibi mi olacağız lan? Falan gibi oluyorsun. Yani bir hani bunu bir pazarlama gibi de kullansın diye de demiyorum. Yani yine yanlış anlaşılma. Yani yanlış anlaşılmayacağız diye her şeyi düzeltiyorum ama ya bunu biraz daha hani ya bu dünyanın bir parçası ve biz bu dünyanın herhangi bir parçası üzerinde bir insan olarak iletişim kurarak yaşayabiliriz. Bu çok basit bir denklem. Bunun kavgasını vermezsek, yani insanlarla devamlı alınganlık yaparak kavga etmezsek yaşayabiliriz. İlle de ünlü olmamıza, influence etmemize de gerek yok. Rahat rahat takılabiliriz. Çok yormasak mı kendimizi? Yani her şeyi de paraya çevirmek zorunda değilsiniz. Hani bunu yapabiliyor olmak zorunda da değilsiniz. Ama ne hikmetse o abi bir story atarım 50 bin kazanırım 2 gün sonra Türkiye'ye dönerim gibi mi bakıyorlar artık bilmiyorum yani. Önümüze de şey geldi ya. Kereste geldi. Buradan biz kaçabilir miyiz acaba? Ben nerelere girdim bu arada hiçbir fikrim yok ama şu keresteciyi geçemediğim için mutsuzum ya. Şimdi akıyorduk yani burada. Kereste üzdün bizi. Ben bu keresteyi nasıl geçerim acaba? Ha tabii şu da var. Bu arada şunları da söylemek lazım ya. Bir de tabii sokak röportajları kitlesinden görünce böyle işte
çok kötü abi oralar işte 5 lira ile geçinmeye çalışıyoruz falan. Bir de hemen tersi çıkıyor abi işte şöyle geçinebiliyoruz şöyle. Yani bu yine kişisel. Siz ne iş yapıyorsunuz, nerede çalışıyorsunuz, ne yetenekleriniz var. Kapitalist sistemin içerisinde size daha çok para kazandıracak bir şeylere zorlanıyor musunuz, zorlanmıyor musunuz? Özgür müsünüz, değil misiniz? Ya bir ton değişken var abi. Burada kitap yazdığı için akrabaları tarafından öldürülmeye çalışılan Türkler de var. Şimdi onun konumu farklı. İşçi olarak gelirseniz yaşayacaklarınız farklı. Her şey farklı olabilir. Ama şunu net söyleyebilirim. Burada en temel birçok şeyi de ücretsiz olarak ya da erişerek yaşayabilirsiniz. Yani bir zenginin 20 yaşadığı şeyi sizin en kötü ihtimalle bir de olsa yaşama şansınız var. Ha bu iyi mi değil. Keşke hepimiz 20 yaşayabilsek. Ben bunun savunucusu değilim. Ben gelir dağılımından yanayım da işte o neyse o başka bir konu yine. O öyle olmuyor işte maalesef bu sıçtığımızın dünyasında. Ne ben bir şey daha diyecektim ya. Bir şey daha vardı kafamda da ne vardı unuttum. Kral sen nasıl çıktın oradan ya? Senin beklemen lazımdı ama. Allah Allah hapsi atlatıyorlar. Ben galiba geri dönüş yoluna döndüm bir şekilde ama neredeyim bilmiyorum henüz. Bir yere gidiyoruz hayırlısı bakalım. Bak mesela ben burada şeyi yaşadım işte yani mortgage'da ev alma sürecini yaşadım. Bununla ilgili mesela şey aradım tamam mı? Bilgi aradım. Ben buradan sola mı gitseydim acaba ya? Ben bunu dur geçeceğim abi şurada. Şu virajdan bir çıkalım. Bir yönümü göreyim önümü. Önümü görünce geçerim diyeceğim ama orada da viraj varmış geçemedik. Ya mesela bakıyorum tamam mı işte Türk hesapları böyle Hollanda'da ev almak güzel açıyorum iyi okey bunları biliyoruz zaten bir şeyler anlatmış ama birçok detay yok ya da işte kendi yaşadığı yere göre anlatmış sadece başka detaya girmemiş ulan yani bir ton değişken var ben bunu nereden bileceğim nasıl anlayacağım sen bana azıcık bilgi mi verseydin? Ben burada bunu geçerim. Hop. Vallahi iyi geçtik ha. Hadi geçmiş olsun. Vallahi kusura bakmayın sizi keresteciyle muhatap ettik ama birazcık hız sınırlarını da zorladık. O kadar olacak. Yani keresteciyle daha fazla takılamayacaktım. Kusura bakmasınlar yani. O mısırında 30'muş burada. Düşelim dur. Çakarlar vallahi. Ben kaptırdım 40'la gidiyorum. Sikerler abi. Hepimizi sikerler. Dikkat edin. Neyse konu bu. Dediğim gibi bununla ilgili başka sorunuz olursa ya da işte ya ben oraya şöyle geliyorum. Ama bak çok da spesifik sormayın. Bu arada sorunuz olursa diyorum şöyle sorular geliyor. Abi Utrecht'te bilmem ne mahallesine yerleşeceğim. Orası biraz kalabalık mı? Abi ne bileyim ben yani. Böyle de sormayın. Daha genel. Hani bildiğim bir şeyse ya da hani bir fikrim varsa, bir tecrübem varsa aktarayım. Gidip de ıvır kıvır da yani abi haftaya abim geliyor Amsterdam Jordan'da ne yesin? Ne bileyim ben ne yesin? Yani kelle paça etsin. O yüzden daha hani bu tarz Hollanda'da bu işler nasıl yürüyor? Bunlar bu işler niye böyle tarzı işte bu alışıyor muyuz alışılabiliyor mu sorusu çok soruluyordu ona bir şey ha bir de şuna değineceğim hatırladım şimdi bu sakinlik konusu da ilginç mesela abi çok sakin sıkılır mıyız kaos istiyoruz bu bayağı bence şey Stockholm sendromu yani artık Türkiye'de kavgaya gürültüye tantanaya bir şekilde zorla bence zorla yani alışmışsınız gibi hissettiğiniz için ki ben de öyle hissediyordum. Evet.
Ben de öyle hissediyordum. Abimize yol veremiyor. Eli kalabalık, yazık adam. Bayağı ağır şeyle gidiyor. Board'la gidiyor yani. Ya evet, ben de hani ilk mesela bir 10 sene önce olsa belki, hani şu an neredeyse 40 oldum. Hani bunu yaşlılıkla ilgili de söylemiyorum da, hani biraz daha ne tükettin, ne yaşadın, ne yaptın, onlarla da ilgili. Yani belki 15 sene önce olsa sıkılır mıydım? Yok, yine sıkılmazdım, biliyor musunuz? Yani sonuçta ne yapmak istediyorsan burada hepsiyle ilgili bir şey var. Abi çok sakin yer ya, şimdi biz orada sıkılmayalım abi falan. Bir kaos istiyoruz lafı var. Bunu acayip aptalca buluyorum yani, kusura bakmayın. Ne kaos istiyorsun acaba? Ne yapacaksın yani? Neyin kaosu? Yani kaossuz da heyecan yaşayabilirsin çok istiyorsan hani. O sana kalmış. Yani bu yine ama işte iletişimle ilgili, anladın mı? Adaptasyonla ilgili, bilmekle ilgili, gitmekle ilgili. Bizim yaşadığımız ne aksiyon, kaos ne abi Türkiye'de? Trafik mi? Trafik tartışması mı? Mesela işte geçen videoda anlattım, hani YouTube sağ olsun çok önermediği için çıkmadı. Şimdi onun bir thumbnail'ını falan yenileyip tekrar basacağım. Motovloggerların kafası da böyle işte. Çıktık, kavga ettik. Bu mu abi kaos? Bunu mu hiç seviyorsunuz? E ondan sonra herkesin psikolojisi bozuk. Ya çok kötüyüm ya. İşten eve dönerken vaktim kalmıyor hiçbir şeye. Bir film bile izleyemiyoruz. Ama kaos abi. Ya siktirin gidin ya, anladın mı? Bu böyle bir şey değil. Öyle dönemlere de bak. Bak şunu da söyleyeyim. Bu işin arka planını anlatmıyorlar size. Bu işte de böyledir. Mesela biri işten kovulur. Hakkımı yediler diye anlatır. Biri başka bir şey anlatır. Yöneticiye sorsam başka bir şey anlatır. Ama harbiden sıçmış da olabilir. Yani çok kötü çalışıyor da olabilir. Bunu sana söylemez ama. Abi orada çok sıkıcıydı, döndüm. Belki de işten kovuldu. Bilmiyorum ki. Burası anlatılmıyor. Bak bunlar anlatılmaz. Şimdi böyle anlatılınca da işte bu influencerlar, bilmem neler, Türkiye'ye işte yurt dışına gidip dönenler hep aynı muhabbet. Biz orada sıkıldık. Bize şey oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Biz de döndük. Ama belki kovuldu, bilmiyorum. Belki kavga etti, belki ceza yedi. Belki sınırsız oturum alma hakkı ile ilgili sıkıntı yaşadı. Deport edildi, bilmiyoruz bunları. Bak mesela böyle bir tuhaf bir YouTuber vardı mesela geçenlerde. Yok oldu herif orada, bilmiyorum hala video yapıyor mu. Kadınlara laf atıyordu salak. Ha, deport edilmedi o muhtemelen de, kaçtı. Başına iş alacağını anladı belki de. O yüzden bunlar hep kendi deneyiminizdir, kendi çabanızdır, kendi kişiliğinizdir. Gelip dene, yani gelmeniz de şart değil bu arada. Hani gelmeyi düşünüyorsanız, hani öyle bir şarttan da bahsetmiyorum. Ya ama ben işte orada yani sonuçta dünyanın en iyi bilmem kaç üniversitesinden 6-7 tanesi burada. Ya buraya mesela öğrenci olarak gelmek çok büyük bir avantaj. Biliyorum bunu belki aranızda isteyenler vardır. Ben açıkçası kıskanıyorum. Ben gelmek isterdim yani. Zamanında burada okumak isterdim. Büyük bir avantaj yani. Ama korkmayın. Denemek sizin elinizde. Tecrübe sizin elinizde. Başkalarının tecrübeleri sizin hayatınızı belirlemesin yani. Evet. Belki de son motovlogdu bu sezon için. Hava yine güzel olabilir. Bu hafta birkaç gün daha iyi olacak deniyor. Vakit olursa çıkıp car car bir şeyler daha anlatırım belki. Bir şeyler daha geveleriz. Haydi kendinize iyi bakın. Ne diyeceğim ki buna da, kapanış cümlesi. Motorla kalın. O ne alın, olmaz. Hadi görüşürüz. Müthiş yaratıcı oldu. Ya oğlum, o motorcu benim selamımı niye almadı ya? Türk'üm diye almadı muhtemelen. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.